Bağlılık yasası. İnsanlar arasında duygu ve düşünce akışı onları telepatik olarak bağlantıda tutar. Bazen de negatif olan bu bir takım zihinsel, duygusal bağlar görünmez halatlar oluşturur ve bu halatlardan birbirlerini çekip sürüklerler. Birbirleriyle olan çözülmemiş sorunlar, gizli içsel savaşlar, yaşadıkları kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfkeler, nefretler, sanki görünmez eterik bağlarla bu insanları birbirlerine bağlar. Bu ruhsal kordonlarla insanlar birbirlerinden enerji çalarlar. Birine öfke, kin, kızgınlık beslediğinde aranda bir eterik bağ oluşturursun. Eğer bu duygu titreşimini sürekli göndermeye devam edersen bu bağ zamanla halata döner ve bunu temizlemek ancak bağ kesme çalışmalarıyla olur. Bu bağlar kesilmediğinde o kişiyi sırtında bir yük gibi taşır ve kendi enerjinden beslersin. Bu da senin frekansını düşürür. Bağ kesmek için öncelikle affetmek, serbest bırakmak, helalleşmek, eğer onunla aranda karma borcu varsa bu borcu ödemek çok önemlidir. Yoksa bu borç ödenene kadar karma yakanı bırakmaz. Aynı olay tekrar tekrar kısa döngüler halinde yaşanır. Oyuncu değişir, senaryo hep aynıdır. Bazen iki insan arasında yaşanılan duygusal bir aşk bitse bile aralarında bu eterik bağlar onların uzun yıllar boyunca birbirlerinin hayatlarını engellemelerine, ertelemelerine neden olur. Daha sonra yeni ilişkilerde denemek isteseler bile bu eski ilişkiden kalan kancalar ve eterik bağlar temizlenmediği için sağlıklı yeni başlangıçlar yapamazlar. Eski ilişkilerinden kalan bu enerjiler aynı benzer mutsuzluklarını yeniden yaşamalarına neden olur. İlişkilerin dengesini bozar, bağımlı ilişkiler haline döner. Bağımlı ilişkiler sizi güçlü bağlarla bağlayarak ilişkiyi doyumlu yaşamanızı engellemekle kalmaz, bitmesi gereken yerde bitirmenizi de engeller. Aradaki bağ sevgi bağı değildir, bağımlılıktır ve koşullu sevgidir. Başka kimsenin gücüne ya da yardımına bağlı olma halidir. Oysa bağlılık koşulsuz sevgidir. Sevginin doğrusu da koşulsuz olanıdır. Bağımlılık, onsuz yaşayamama, onsuz çaresiz ve mutsuz hissetme, vazgeçememe, kaybetme korkusunun dışa vurumudur. Bu şekildeki hastalıklı bağları bağ kesme çalışması ile keserek kendinizi bu bağlardan azat edebilirsiniz. Bazı şeylerden vazgeçtiğimizde mutluluk kendiliğinden ortaya çıkar. Yaşanılan her şeyin hayrınıza olduğunu düşünüp bu duyguları serbest bırakmak ve affetmek bu eterik bağların çözülmesini sağlar. Kendinizi bu durumdan özgürleştirmenizi sağlar. Çocukken yaşadığınız ailede gördüğünüz davranış kalıpları, öğrenilmiş alışkanlıklar bugün sizin çocuklarınıza karşı bakış açınızı ortaya koyar. Öğrendiğiniz yanlış çekirdek inançlar ve olumsuz bakış açıları çocuklarınızı da bu şekilde yetiştirmenize neden oluyorsa çocuklarınızı bağ kesme çalışmasıyla azat etmeniz gerekebilir. Onların hayatlarında özgür bireyler olmalarını sağlamak, onların gelişimini, kendini gerçekleştirmesini sağlamak için bu gereklidir. Böylece onlara daha toleranslı, hoşgörülü olup onları kendi yaşamlarında mutlu olmaları için özgür bırakabilirsiniz. Siz de özgür olmayı istiyorsanız, sizi aşağı çeken tüm ağırlıklardan, herkesle ve her şeyle aranızdaki bağlardan kurtulmanız gerekir. Bu aydınlanmanın ön koşuludur. Tek başına her şeyin bilincinde olmak, her şeye yetebildiğinin farkında olmak ve her şey olduğunu bilmek, beklentisiz olmak, yargılamadan, ayrıştırmadan, herkesi olduğu gibi kabul etmek, karşılıksız ve koşulsuz sevmek, sağlıklı ilişkileri yaşamanın ön koşuludur. Kendini tamamlamış, geliştirmiş bir kişilik modeli budur. Çekim yasası. Benzer, benzeri çeker. Bizler elektromanyetik titreşimler yayan birer mıknatısız. Kendimize benzeyen şeyleri kendimize çekeriz. Hayatımızdaki herkesi, her şeyi biz kendimize çekeriz, bazen de iteriz. Kendi frekansımıza uygun, eşit enerjilerde durumları, olayları, insanları yaşamımıza çekeriz. Farklı frekans aralığında bulunduğumuz insanlardan, durumlardan, olaylardan ise uzak durmak isteriz. Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz bir şekilde bu titreşimleri yayarız.
Benzer titreşimler birbirini çektiğine göre sahip olduğumuz duygu ve frekans aralığına eş değer insanlar hayatımıza girer. Hangi duyguya sahipsek o duyguyu daha yoğun bize hissettirecek insanlar yaşamımızda olur. Muhtaçlık, çaresizlik, mutsuzluk, değersizlik duyguları, bu tür duyguları taşıyorsanız bunu hissettiren insanları hayatınıza çekersiniz. Ya da sevgi, şefkat, mutluluk, cömertlik gibi yüksek frekanstaysanız bu enerjileri yayar ve benzer enerjileri taşıyan insanları kendinize çekersiniz. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Hani derler ya, her kuş kendi türüyle uçar. Spiritüel yasalara göre herkes bizim aynamızdır. İçindeki duyguya göre insanlar sana aynalık yapar. O yüksek benliğimizi aynada görmemiz gereken diğer yüzümüzle, karanlık yönümüzle yüzleşerek kendi gerçeğimizi görmemizi ister. Bunlar bilinçaltımıza yerleşmiş olan inançların dışarı yansımalarıdır. Bu kalıpları kırmak için bu olaylarda görmemiz gerekeni görüp öğrenmemiz ve değiştirmemiz gereken yanımızı değiştirmek içindir. Aynı türde insanları ve olayları çekmeye devam ediyorsanız, sizde hala aynı titreşimler vardır. Değiştirilmesi gereken yanı, içinizdeki duygu ve düşünceleri, bilinçaltı kayıtlarınızı görmeniz içindir. Bunların karşılığı size doğru çekilmeye başlar. Dış dünyanızda bazı şeyler yolunda gitmiyorsa, içinize dönüp bakmanız gerekir. İçinizde yolunda gitmeyen, duruma neden olan o kaydı bulduğunuzda, siz değişmeye başlarsınız. Siz değişince bunların dışarıya yaydığı çekim de değişecektir. Kendi içinize baktığınızda cevapları bulursunuz. İçten içe öfkeliyseniz, bunun kendiniz bile farkında değilseniz hayatınızda sürekli öfkeli insanlar olacaktır. İçinize bastırdığınız, terk edilmiş duygularınız varsa bu duyguyu size hissettirecek insanlar hayatınıza girer ve sizi terk edebilir. Kendinizi fazla eleştiriyorsanız bunun yansıması olarak hep sizi eleştiren, yargılayan insanları çekersiniz. Kendini güvende, sevgi dolu, mutlu hissediyorsanız etrafınız bu insanlarla dolar. Siz hangi özelliklere sahipseniz hayatınıza giren insanlar da o özelliklerde sizin yansımanız olacaktır. Bütün varoluş sizin gerçeğinizi size göstermek üzere düzenlenir. İçeride nasılsa dışarıda öyledir. Aslında spiritüel yasa çok basittir. Dışarıdaki huzuru sağlamak için içinizdeki huzuru sağlamalısınız. Kısacası dış dünyanızın değişmesi için önce kendi içinize bakıp inançlarınızı ve tutumlarınızı değiştirmelisiniz. Siz değişmeden çekeceğiniz isteklerinizi değiştirmeye çalışmak, asıl nedeni sizdeki asıl sorunu görmenizi engeller. Kendinizi değiştirdiğinizde kendiliğinden çekim de değişecektir. Aslında çekim yasası ne istiyorsan onu çekersin değildir. Sen neysen onu çekersin. Dikkat yasası. Hayat size ancak ondan istemeye cesaret ettiğiniz şeyleri verecektir. İsterken inanarak ve cesur olarak bu da olmaz ki, bu da beni bulmaz ki diye şüphe ve korku dolu düşüncelerle isteklerinizin gerçekleşmesini engellemiş olursunuz. Sizin için sınırlı olan evren ve yaradan için sınırlı değildir, imkansız değildir. Dikkatinizi yoğunlaştırdığınız bir konu, bir olay, bir durum, atom ve atom altı parçacıkları titreşerek harekete geçer, dikkat enerjinizle beraber. Üzerine yoğunlaştırdığınız dikkat enerjisi onun foton ve kuarklarını aktif eder. Dikkat ve odaklanma ile yoğunlaşmış olursunuz. Aynı şey hayalleriniz, hedefleriniz, istekleriniz için de geçerlidir. Düşüncelerin gerçekleşmesini engelleyen tek şey arkasındaki inanç eksikliğidir. İnandığınız ve istediğiniz şeye dikkatinizi verdiğinizde istediğinizin gerçekleştirilmesi kesindir. Düşüncelerinizle her şeyi değiştirebilirsiniz. İstediğiniz sonucun gerçeklik frekansına kendinizi uyumlayın. Gerçekten olduğunu ve olmasını istediğiniz halinin görsel vizyonunu zihninizde canlandırın. Bunu hak ettiğinizi düşünün. Onun atomlarını harekete geçirip kendinize doğru, kendinizi ona doğru harekete geçirmiş olursunuz. Olmak istediğiniz kişi olduğunuzu sürekli düşünürseniz, onaylarsanız kısa sürede o kişiye dönüşürsünüz.
refah içindeymişsiniz gibi düşünür, konuşur ve davranırsanız, evren size bunu düşündüğünüz şekilde yaşatmak için işbirliği yapar. Bu başarı, bolluk, bereket, tüm güzellikleri hayatınıza çekmenin en kolay yoludur. Dikkat yasası, istediğinizi netleştirip özgüvenle, kararlı olduğunuzda ve ona odaklandığınızda hedefinize ulaşmak için bu yasayı kullanıyorsunuz demektir. Aklınızdan geçen, inandığınız bu düşünce kalıbı çevrenize titreşim olarak yayılır. İnandığınızda bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Düşünceleriniz ve kararlarınızı beyninizin sol lobu gerçekleştirirken hayal gücü ve imgeler sağ lobda gerçekleşir. Ve hayaller, imgeler, düşüncelerden çok daha güçlü titreşimler yayar. Eğer düşünceler ve imgeler birbiriyle örtüşmüyorsa, zıt yönde ise gerçekleşmesi zorlaşır. Yani sol ve sağ beyin birbiriyle uyum içinde ancak başarıya ulaşır. Eğer çaba göstermeden başarıya ulaşıyorsanız, ki biz buna şans diyoruz, ancak şans iyi bir karmanın sonucudur, bu kolaylıkla gerçekleşir. Geçmişte yaptığınız iyilikler karşınıza doğru zamanda çıktığında bu şansı yakalamış olursunuz. Sakin ve net olun. Ne istiyorsanız onunla aynı frekans seviyesinde olun. Pozitif kalıp frekansınızı yükseltin. İstediğiniz şeyin size ulaşmasını imgeleyin. Onun size doğru yola çıktığını ve bunun hakkınız olduğunu, bunu hak ettiğinize inanın. Düşündüğünüz şeyi tezahür ettirerek harekete geçirin. İstediğiniz o şey olmuş gibi, gerçekmiş gibi, içinde yaşıyormuş gibi, şimdiki andaymış gibi gözünüzde canlandırın. Beyninizin yaratıcı olan sağ lobunun görüntülerini, illüzyonunu görün. Kendinizi bir seyirci gibi, dışarıdan bir göz gibi izleyin ve inançla, şüphe etmeden isteğinize bağlı kalın. Odaklandığınız şeyi toprağa ekilen bir tohum gibi düşünün. Tutması için onu serbest bırakın. Karıştırıp kurcalamak onun tutmasını engeller. Sonuçla ilgili beklentide olmayın. Beklenti olması gerekenin olmasını engeller ve geciktirir. Akış yasası. Evrende var olan her şey birbiriyle titreşim halindedir. Hareketli ve akıştadır. Bu sistemde her şey olması gereken düzende, olması gereken zamanda ve olması gereken kolaylıkta olur. Bu sürekliliğin bir dengesi vardır. Geldiği gibi gitmesi gereken bir akış içinde olmalıdır. Gelen ve giden birbirine eşit olmadığında sistemin dengesi bozulur. Yaşam da böyledir. Yenilikleri hayatımıza alabilmek için eski şeylerin gitmesine izin vermemiz gerekiyor. Gelişimimize hizmet etmeyen, görev süresini tamamlamış bazı şeylerin çıkmasına izin vermek, yeniye yer açmak. Yani gidene yol, gelene yer açmak gerekiyor. Evren boşluğu sevmez, boşalan yer. Her zaman yenisiyle dolar. Artık ihtiyaç duymadığınız inançları, anıları, duyguları, düşünceleri, hatta eski eşyaları bile. Düzeltemediğiniz, yolunda gitmeyen ilişkileri, size iyi gelmeyen insanları serbest bıraktığınızda hayatınıza yeni enerjilerin girmesine izin vermiş olursunuz. Kaynağa ulaşmak için akışa ayak uydurmak gerekiyor. Sürekli biriktirirseniz o alanda enerji akışını engellemiş, dengeyi bozmuş olursunuz. Evrene daha fazla istemediğinizi gösteren bir mesaj göndermiş olursunuz. Size artık hizmet etmeyen, sizin gelişimize katkıda bulunmayan, iyi gelmeyen her şeyden artık vazgeçmeyi bilmeniz gerekir. Bu içsel bir öz saygıdır. Bazen her şeyi bırakıp gitmek kadar da kendinize öz saygılı olun. Bereket yasası. Yaşamda her anlamda bereketi yaşamak için pozitif duygu, düşünce ve frekans aralığında olmak gerekiyor. Bereket sadece maddi anlamda değildir. Sevgide, mutlulukta, aşkta, zenginlikte, başarıda bereketi yaşayabiliriz. Evren sonsuz, sınırsız zenginliklerle doludur. Bu zenginlikten payımıza düşeni almak için pozitif ve yüksek frekansta olmamız gerekir. Ve bunun anahtarı da sevgidir. Kalbini sevgiye kapattığında hak ettiğin bereketin akışını sen engellersin. Kendini sevmek, var olan, yaratılan her şeyi sevmek, sevgi doğanı genişletir ve frekansını yüksek tutar. Koşulsuz sevgide olduğunda 5000 kat daha güçlü frekans yayarsın.
sahip olduğun tüm güzelliklere şükür ve teşekkür ettiğinde, özellikle minnettarlık duygusu ve frekansında olduğunda bunların artarak çoğalmasına ve daha da bereketli olarak hayatınızda kalmasına izin vermiş olursunuz. Bereketi hayatınıza çekmek istiyorsanız, bunu engelleyen düşünce kalıplarından, kıtlık bilinçlerinden vazgeçmiş olmanız gerekir. Sizi engelleyen düşünce kalıpları nelerdir? Bunları gözden geçirip arınmanız, bereketi hayatınızda çoğaltmanız ve tutmanızın yoludur.